Merhaba arkadaşlar, Açık Liste TV'ye hoş geldiniz. Gülsün hocamla birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. Benim boyum mu aşağı kalmış? Benim boyum, hocam biraz alçak oturun lütfen. Hocam nerede kaldık? Biz mitoz bölünmeyi yaptık. Evet, mitozu bitirdik. Şimdi mitozla bağlantılı bir üreme çeşidimiz eşeğsiz üreme var. Oradan devam edelim. Edelim. Bir ata canlıdan yeni bireyin oluşması. Yani bir ortak bir ata var ve bundan yeni bir bireyin oluşması. Hı-hı. Temeli de mitoz bölünmeye dayanır. Eşeğsiz üremenin temeli mitozdur. Yani oluşan canlı, ata canlının tamamen genetik olarak özellikleri ne taşımak zorunda? Tamamen aynısıdır. Mayoz bölünmede olduğu gibi gamet oluşumu ya da döllenme olayları görülmez. Gamet oluşması ya da döllenme, bunlar mayoz bölünmeye ait kavramlar. Mitoz bölünmede böyle bir durum yok. Aynı hücre, bir hücre, kendisinin aynısı tıpatıp aynısından iki hücreye bölünüyor bu şekilde. Sadece çeşitlilik olayı mutasyonla gerçekleşir. Yani herhangi bir çeşitliliğe sebep olmaz mitoz bölünme, eşeğsiz üreme. Ancak bir mutasyon olursa, DNA'nın yapısında bir değişiklik, radyasyondan dolayı ya da işte sigaradan, alkolden dolayı, beslenmeden dolayı olursa bu şekilde çeşitlilik gerçekleşir. Evrimleşmeye herhangi bir katkısı yoktur eşeğsiz üremenin, çeşitlilik sağlanmadığı için. Ortam şartları değişirse uyum yetenekleri azalır. Adaptasyon özellikleri azalmaya başlıyor şartlar değiştiği zaman. Eşeğsiz üreme, bölünerek üreme, tomurcuklanma, sporla üreme, vejetatif ve rejenerasyon olarak 5 gruba ayrılıyor. Alayım o zaman. Bunlardan birincisi, bölünme ile başlayalım. En basit bölünme şeklimiz, üreme şeklimiz bölünerek üreme. Hangi canlılar bölünerek ürer? Bakteriler. Ya da siyanobakteriler ya da bazı protistalar, amip, ögdena, paramecium gibi terliksi hayvan gibi canlılar bölünerek çoğalırlar. Bakterilerdeki DNA kendisini eşledikten sonra bölünmeye başlar. Şu şekilde bir görselimiz var, bakalım. Bir bakteri hücresi, bu şekilde tam dikdörtgen şeklinde değil tabii ki, daha böyle oval şekilde. Bunun içerisindeki bakterilerde bulunan halkasal DNA'nın bir birleşme noktası var. Ve şurası da hücre zarı. Buradaki bakteri hücresi DNA'sını buradan eşlemeye başlıyor. Bu eşlenme olayına replikasyon diyorduk. DNA'sını replike etmeye başladı, kopyaladı. Burada tamamen DNA'sını eşledi. İki tane DNA oldu. Bir hücrede iki DNA olmayacak bakteri hücresinde. Ne yapıyor? Bu DNA'lar birbirinden tamamen uzaklaşıp boğumlanıyor bu şekilde. Aynı hayvan hücresinde gerçekleştiği gibi boğumlanma olayı. Ve burada boğumlandıktan sonra tamamen birbirinin tıpatıp aynısı iki tane bakteri hücresine, ikiye dönüştü. Bir hücreden iki tane hücre olmuş oldu. İki tane bakteri hücremiz oluştu. Bölünerek üreme bakterilerde gerçekleşiyor dedik. Arkea bakterilerde, siyanobakterilerde gerçekleşiyor. Bir de protista dediğimiz ökaryot canlılarımız var. Yani çekirdekleri olan en ilkel ökaryot canlılar diyebiliriz. Amip'te, ögdena'da, paramecium'da bölünmeler gerçekleşiyor. Amip her yöne bölünür. Amip şu şekilde çizelim, bir tane amip. Bu şekilde yalancı ayakları var. İçinde çekirdeği var bu şekilde. Çekirdeğe dahil olmak üzere her yerden şu şekilde istediği yerden bölünüp çoğalabilir amip. Şu amip. Ögdena'da şu şekilde, daha basitçe çiziyorum bunları. Şu şekilde kamçı var, organeli, hareket organeli. İçinde de çekirdeği var. Ögdena'da boyuna bölünür. Ortadan ikiye. Paramecium'da, diğer ismi terliksi hayvan. Şu şekilde ayakkabı izine benziyor. Üzerinde de böyle silleri var, hareket etmeyi sağlayan küçük tüyler var. Sil diyoruz bunlara. Paramecium'da enine bölünme sağlıyor. Ortasına tabii ki hepsinde olduğu gibi bir tane çekirdek olacak. Şu şekilde ortadan enine bir şekilde bölünmeyi sağlıyormuş. Bu bölünme yönleri genelde sınavlarda çıkıyor. Önemli. Dikkat edelim. O zaman şunları bir yıldız atalım. Evet. Birinci bölünme çeşidimiz, eşeğsiz üreme çeşidimiz bölünerek üremeydi. Şimdi gelelim tomurcuklanmaya. Tomurcuklanmak da, ana canlı var. Bu ana canlının vücudundan bir çıkıntı oluşacak. Bu çıkıntı
ayrılabilir ya da ana canlıya bağlı olarak da yaşayabilir. Yeni bir bireyi meydana getirdiği için tomurcuklanma ile üreme diyoruz. Hı. Hangi canlılarda gerçekleşiyor? Maya mantarı gibi canlılarda ya da hidrada, mercanda, bunlar tatlı sularda yaşayan canlılar, bir hücreli canlılar. Bunlar da tomurcuklanarak üreme görülebiliyor. Hidranın tomurcuklanmasıyla ana canlıya bağlı olarak yaşayan canlıya biz polip diyoruz. Hidra tomurcuklandı. Şöyle atıyorum bir hücremiz olsun. Tomurcuklandı. Üzerinden bir çıkıntı oluştu. Ve bu çıkıntı ana canlıya bağlı olarak birlikte yaşıyorsa biz buna polip diyoruz. Birlikte yaşarsa. Ama ana canlıdan buradaki bağlantısı koparsa, ayrı bir şekilde hayatını devam ettirirse biz buna da medüz diyoruz. Medüz deniz anasıdır. Ana canlıdan ayrı yaşayan bireylere de medüz diyoruz. Medüzlerde de tomurcuklanma olayı tekrardan gerçekleşmiyor. Bu canlı tekrardan tomurcuklanarak üreyemez. Üreyemez, çoğalamaz. Evet. Üçüncü bölümümüzde sporla üreme. Spor dediğimiz sağlam yapılı vücut örtüleri var. Spor bir hücre çeşididir. Etrafını saran sert bir tabaka var ve elverişsiz koşullara çok dayanıklıdır. Olumsuz şartlarda bir hücrenin etrafını saran tabaka spor dediğimiz özel hücrelerdir. Bunlar da sporla üremeyi de plazmodium, bu protista çeşididir. Amip, ögdena, paramecium gibi plazmodium aynı zamanda sıtma hastalığına sebep olur. Mantar ya da çiçeksiz bitkilerde sporla üreme görülür. Çiçeksiz bitkiler, tohumsuz bitkiler mesela eğrelti otu gibi canlılarda sporla üreme gerçekleşiyor. Sporla üreyen canlılarda bazılarında hem eşeyli hem de eşeysiz üreme birbirini takip eder. Bu olaya da biz metagenez diyoruz. Eşeyli bitiyor, eşeysiz başlıyor. Eşeysiz bitiyor, eşeyli. Bu şekilde bölünmeler birbirini takip ederse üremeler buna metagenez dediğimiz döl almışı diyormuşuz. Eğrelti otunda dediğimiz gibi çiçeksiz bir bitkiydi, tohumsuz bir bitkiydi. Hayatı sporofit ve gametofit olarak iki dölde gerçekleşir. Sporofit 2N kromozoma sahip. Eğrelti otundaki sporofit dölden mayozla sporlar oluştu. Mayozla N kromozoma düşecek. Mayoz bölümede kromozom sayısı yarıya iniyor. Mitozda nasıldı? Sabitti. Sabit. Herhangi bir değişiklik olmuyordu. Sporofit dölden mayozla sporlar oluştu. Bu sporlar da mitoz geçirerek gametofiti oluşturdu. İlk önce sporofit, daha sonra gametofit oluşuyormuş. Eğrelti otunda. Sporla üreyen canlılarda. Dördüncü ürememiz de vejetatif üreme. Bitkinin gövde, dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bir bitkinin oluşması. Bir bitkinin dalından kopardık, suya koyduk, köklendirdik. Kökleri çıktıktan sonra onu ne yapıyoruz? Toprağa ekiyoruz değil mi? Bu şekilde yeni bir bitki oluşturduk. Evet, işte. Değil mi? Beğendi bir çiçek oluyor mesela, kopartıyor dalından, evde suda bekletiyor, gömüyor gibi. Bunlar özellikle çilek, patates, soğan, yer elması gibi ya da işte bazı çiçeklerde menekşe, begonya, söğüt gibi bitkilerde vejetatif üreme gerçekleşiyor. Vejetatif üreme sadece bitkilerde gerçekleşiyor. Çelikle ürememiz var. Çelikle. Çilekle yazmış. Çelikle üreme bitkinin dal, yaprak gibi kısımlarından yeni bitkinin köklendirilerek oluşması. Az önce bahsettiğimiz olay. Kökünden, yaprağından kopardık bitkiyi, suya koyduk ve ne yaptık? Bu şekilde üremesini sağladık. Bu çelikle üremeye örnek. Söğütte, kavakta, erikte özellikle gerçekleşiyor. Daldırma yöntemimiz var. Üreme çeşitlerimizden bir tanesi. Bunlar bitkilerin ıslah çalışmalarına çok fazla kullanılıyor bitki üretimlerinde. Ana bitkinin bir dalı ana bitkiden ayrılmadan uçları havaya ve ışık alacak şekilde kaldırılıyor. Bir bitkinin, ana bitkinin şu şekilde bir bitkinin bir dalı olsun şurası. Şurası ana bitkiden ayrılmadan sadece şu uçları havaya doğru şu şekilde şöyle göstereyim. Şu şekilde yukarı doğru uç kısımları havaya ve ışığa doğru yönlendiriliyor. Geri kalan kısmı toprak altına gömülüyor. Toprak altına gömülerek bu şekilde üremesi sağlanıyor. Bitkinin uç bölünecek kısımlarının gelişmesi sağlanıyor. Daldırma yöntemi bu şekilde. Aşılama yöntemimiz var. Bitkiden alınan dal parçası yakın akrabası başka bitkiye eklenir. Yani benzer bitkilere eklenerek verimli hale getirilir. Bir dal parçasını kopardık, kendi türüne benzer bir bitkiye eklenerek daha verimli hale, daha çok artması sağlanıyor.
Doku kültürü de herhangi bir bitki dokusundan alınan parçanın kültür ortamında, yani beslenmiş laboratuvar şartında bekletilerek yeni bir bitkinin gelişmesini sağlamak da doku kültürüne giriyor. Bu şekilde vejetatif üremenin çeşitleri bulunuyor. Ve yenilenme. Yenilenme, rejenerasyon. Bunlar planarya, toprak solucanı ya da deniz yıldızı gibi omurgasız canlılarda görünür. Rejenerasyon. Canlının kopan bir parçasından kendisini tamamlayarak yeni bir bireye dönüşmesine rejenerasyonlu üreme diyoruz. Mesela kertenkele kuyruğu koptuğu zaman korkağında ne yapıyor? Kaçtığı zaman düşmanlarından kuyruğunu bırakıyor, öyle devam ediyor, koşmaya başlıyor. Eğer bu şekilde kuyruğunu yenilerse, kopan kuyruğunu tamir ederse biz buna rejenerasyon diyoruz. Ama kopan parçadan yeni bir canlı oluşuyorsa da rejenerasyonla üreme diyoruz. Mesela deniz yıldızının kopan kolundan yeni iki tane deniz yıldızı oluştu. Üredi mi burada? Bir canlıdan iki canlı oldu. O zaman bu rejenerasyonla üreme. Ama deniz yıldızı kopan kolunu onarsaydı, şu kısım koptu, burayı yenilese şu şekilde, o zaman ne olacak? Rejenerasyon. Yeniledi, burada da üredi. İkisi birbirinden farklı bir kavramlar. Bir tane çıkarsa rejenerasyon, üreme. Aha. Tek olarak kalır, kendini tamir ederse, evet, rejenerasyon diyoruz. Sadece. Aynen öyle. Toprak solucanında, deniz yıldızında ya da kertenkelenin kopan kuyruğunu yenilemesi organ düzeyinde rejenerasyon dedik. Toprak solucanı da koptuğu kısımdan bir solucan, şu şekilde basitçe yine gösterelim. Toprak solucanı üçe ayrıldı. Mesela üçe böldüm ben bu hayvanı. Ne olacak? Bu şekilde. Ve üçü de bireye dönüştü. Üç farklı birey oldu birbirinden. Bu da o zaman neye girer? Rejenerasyonuna, üremeye girer. Bu şekilde. Ve sanırım bitti. Bitti. Ha. Teşekkür ediyoruz hocam. Eşeğli, eşeğsiz üremeyi bitirdik. Evet. Mitozu bitirdik. İlerleyen videolarda tabii ki mayoz bölüm, mayoz. Evet, mayoz bölümü ve eşeğli üremeyle devam edeceğiz. İlerleyen videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bye bye.